Dünyada hızla büyüyen ve gelişen firmalardan biri olmak, kaliteli ve eksiksiz verdiğiniz hizmeti daha geniş kitlelere ulaştırmak, nesiller boyu devam etmesini istediğiniz şirketinizin temellerini daha sağlam atmak, faaliyet gösterdiğiniz alanda liderliğe el atmak, mükemmel bir stratejiyle kısa sürede uzun süreli üstünlükler sağlamak ve bütün bunları başarmanın sadece bir telefonla programımıza başvurmak kadar kolay olduğunu biliyor muydunuz? Şu anki durağımız Cacalar İnşaat. İş Dünyası'ndan haberler programında söz merkezde efendim. İş dünyasına yeni bir ses getiren, sektörleri aydınlatacak, yeni bir ışık tutan İş Dünyası'ndan Haberler adlı programımız Nihat Tanrıkulu ve Cengiz Erdem önderliğinde farklı sunumlar, farklı yorumlar, değişik bakış açıları ve sürpriz konuk sunucularla her pazar saat 10-12 arası El Cezire Türk Televizyonu'nda izleyiciyle buluşuyor. İş dünyasını canlandırmak adına atılan bu yeni ve büyük adımı, amacına ulaştırmak doğrultusunda daha çok kitleye hitap edebilmesi adına her pazar Kanal 9'da yayınlanacak olan program, Türkiye'de ve dünyada sizin sesiniz olarak yankı buluyor. Ayrıca internet ortamında bütün gün görüntülerinize yer vererek reklamınızı sanal alemde de layıkıyla yerine getirecek olan geniş bir izleyici kitlesine sahip internet televizyonu NTK TV'de size özel hizmet vermekten onur duyuyoruz. Merhabalar sevgili izleyenler. Bir haftanın daha başlangıcında sizlerle birlikte olabilmenin mutluluğu içindeyiz. Türkiye'nin her köşesini adım adım gezen yorgun ekibimiz kameraların yönünü bu kez de Silivri'ye çevirdi. Sizlere bu güzel mekanları yapmış olduğu ürünlerle estetik güzellik sağlayan bu önemli markayı birazdan ziyaret edeceğiz. Ben böyle yorulmaları çok seviyorum. Size söylemiştim ya az önce işte bu önemli markayı bir önce ziyaret etmek ve oraya gelmek istiyorum diye. Ve ben şu an buradayım. Buraya geldim. Yanımda da çok önemli bir isim. Albayrak Branda ve Tente firmasının önemli ismi Sayın Yunus Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Biz de hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yunus abi şimdi sana önemli sorularım olacak. Buraya soyadın gibi. Albayrak gibi bayrağı gönlere yükseltmişsin. Şimdi, güzel bir kompleks kurmuşsun. İnşallah hayırlısıyla burada çok güzel şeyler olacak. Birçok insan evlerine ekmek götürecek. Burada ailelerine bakacaklar. Evet. Ülkeye, dünyaya hizmetlerin anlatılır gibi değil. Bu başarının sırrını da kısaca anlatır mısın? Vallahi şimdi şöyle, 1969'da Makedonya'da Türkiye'ye geldik. Ana vatana geldik daha doğrusu ve Albayrak soyadımızı Türk bayrağını çok sevdiğimiz için o şekilde Albayrak olarak soyadımızı aldık. Efendim bir fabrikada çırak olarak girdik. Askerden sonra da yavaş yavaş heveslendik bu işe. Dedik ki inşallah bir gün fabrikamız olur. O istikametiyle devamlı ileri baktık ve kalitede hiç ödün vermedik. Şu anda Türkiye'de birinci firmayız ve dünya firma olmak yolundayız. Sen dünyaya kalbinin, gönlünün kapılarını açmışsın ve Silivri'de de böyle güzel bir kompleks kurarak buradaki gönlünü, kapılarını birçok insana iş vermekle açmış bulunuyorsun. Evet. Burada neler olacak? Burada işte bu yeni bina bittikten sonra daha otomasyon olarak daha güzel, daha kaliteli ve dünyaya cevap vermek amacıyla biz bu tesisi kuruyoruz. Vallahi ben buradan rakiplere sesleniyorum. Çok dikkatli olun, çok dikkatli olun diyorum. Albayrak gümbür gümbür geliyor. Her zaman kaliteden şaşmamak şartıyla herkes gelebilir. Ama kalitede ödün vermeyecek. Çünkü dünyada şu anda Almanlarda aldığımız çok ürün vardı. Şu anda onlara satıyoruz. Ve bizim kalitemiz ondan şu anda daha üstün. Genelde hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Vallahi dünyanın hemen hemen her yerinde. Almanya, İngiltere, Fransa, tabii Rusya, Bulgaristan, Kosova, Makedonya.
tente kültürü şu anda Türkiye'de de yoğunlaştı. Çok önemli bir markasınız. Yani Türkiye ve dünya genelinde. Hedef nedir? Nereye doğru gidiyoruz? Hedef ileriye doğru. Devamlı kalite ve ileriye doğru gitmek. Geri yok. Evet, bizim bunlardan en ufak bir endişemiz yok sevgili izleyenler. Çünkü görüyorum ki gerçekten bir televizyon programcısı olarak yapılan bu güzel işleri övmek, anlatmak bizlerin vazgeçilmez görevi. Bu başarısından dolayı da Sayın Yunus Bey'i, ben Yunus abi diyorum çünkü kendisini çok seviyorum. Gerçekten çok kalbi gönlü çok güzel bir insan. Ayrıca ben onun adına gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Böylesine güzel bir kompleks, böylesine güzel bir mekan yaptığı için, bu ülkeye istihdam sağladığı için, ekonomiye büyük yararlar ve katkılar sağladığı için ona ben şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Biz de teşekkür ediyoruz sizlere bizi ziyaret ettiğiniz için. Bu böyle kalmasın. Devamlı ziyaretinizi istiyoruz. Biz devamlı ziyarete geleceğiz. Tabii bu burada kalmıyor. Bundan sonra da gideceğiz. Zeytinburnu'nu da daha görmek istediğimiz ve eminim ki sizlerin de çok görmek istediği harika bir showroom'umuz var. Oraya gideceğiz. Daha sonra röportajımıza Yunus Bey'le orada devam edeceğiz. İnşallah. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Programımıza Zeytinburnu'na devam etmek dileğiyle. Değerli izleyenler, bu bir bayrak yarışı ve bu bayrak yarışında TÜYAB'ın düzenlemiş olduğu 34. Yapı Fuarı'nda en iyi stand tasarımı ile Altın Mıknatıs ödülüne layık görülen 1100 firma arasında, bu ciddi bir rakam sayın izleyiciler, bunu hiç küçümsememek gerekiyor. Bunları ekarte edip bu ödülü almak gerçekten büyük başarı. Bu başarı nasıl oldu, nasıl gelişti, emek sahibi, pay sahibi olan değerli yetkililere dönüyorum ve Yunus Albayrak'tan yorumları alıyorum. Evet, şimdi biz 3 kardeşiz ve bunun hep hayalimizdi bu. Her zaman kalite ve yüksek kalite yapmak. Tabii yanımızda da yeğenimiz var, onda büyük gayreti var, büyük çalışmalar var. Bu tür şeyler de sürekli devam ediyor, devamlı çalışıyor bunun üzerine. Yani dünya firması olmak yolundayız. Evet değerli izleyenler ve bu başarıda büyük pay sahibi olan Orhan Albayrak'a dönüyorum şimdi. Onun duygularını, düşüncelerini alalım. Tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum sizleri. Bu ödülle taçlandırdınız, başarınıza başarılar kattınız. Yorumlarınızı alalım. Öncelikle ben de amcama teşekkür ediyorum. Tabii kendisi de bu şekilde bir değerlendirme yaptığı için. Biz de tabii yeni jenerasyon olarak ben ve amcamın oğlu Ferit Bey, Ferit Albayrak aynı zamanda kendisi. Tabii hep birlikte yeni jenerasyon olarak bu bayrağı alıp daha güzel yerlere taşıma hedefindeyiz. Aynı zamanda tabii ben de eğitim hayatım boyunca mühendislik üzerine, bu işler üzerine üniversiteye gidiyorken de işin içinde olduğum için o da bunun da katkısıyla birlikte sektörü de tanımış olduk ve piyasayı da dünya çapında piyasayı da yurt dışındaki gezilerimizle pekiştirip firmaları da tanıyıp yurt dışında bizim piyasamızdaki sektörde olan firmalarla da ilişkiler kurup kendimizi de en kötü onların yerinde görüp ileride mesela hani bu hedefi dünya çapında yakın bir zamanda ve tanınmış dünya sektöründe bu piyasada tanınmış marka haline getirmek amacımız. Tabii bu vizyonu da hedef koyunca, kendinize bu şekilde vizyonda yaklaşınca doğal olarak hedefi o ister istemez bu tip ödüllerle gerçekleşebiliyor. Şu an yaptığımız mesela şu an Yapı Fuarı'nda 1100 firmada mesela X firmalar zaten bu tanınmış büyük sektörün en büyük devleri arasında bu ödülü almakta. Tabii bizim profesyonel bakış açımızla da bunun başında işte bizim ilk başta kendi vizyonumuzun geniş olup da bunları da profesyonellerle gerçekleştirmemiz bunda yani temeli yatıyor. Burada nedir? Kadrolaşma, içinde bulunduğumuz satış ekibi, üretimdeki mühendis arkadaşlarımız, satıştaki mimar ve mühendis arkadaşlarımız, kadro, daha genç kadro ve bunun dışında reklamlar, özellikle bu yapmış olduğumuz proje, daha doğrusu şöyle diyeyim size, pazarlama faaliyetleri. Şimdi zaten bir lokomotif olarak düşünüyoruz. Mesela bu tip ödüllerle bunlar tabii bir jest oluyor ama bu tip şeylerle zaten firmamızın da vizyonunu dışarıya açıp
bu şekilde de reklamlarla da desteği, dergi reklamlarıdır, gazete reklamlarıdır, ne bileyim televizyondur, basılı yayın, yani bu tip şeylerle de pekiştiriyoruz ve tabii şu son 5 senedir özellikle çok büyük bir ivme kazandık. Tabii bunun da etkisiyle birlikte üretime de yatırım yapmaya başladık. Çünkü mevcut kapasite bunu kaldırmıyor. Kaldırmadığı için de değişik yatırımlara girildi. Örneğin Silivri'deki fabrikamız, siz de zaten kendiniz burada bir şey çekim yaptınız. Tabii bu tip şeyler bunun göstergesi. Ödüller de tabii bunu taçlandırıyor. Çok güzel tabii ki, şey, gurur verici bir şey. Tabii ben de o akşam böyle ödülü aldığımızda tabii çok bir anda böyle şaşırdım. Çünkü biz de büyük bir firmaların almasını beklerken tabii birçok olumlu tepki vardı fuarlarımızda. Hani standın tasarımı ve şeyle ilgili, yani çizgimizle ilgili çok güzel olumlu tepkiler vardı. Bu sırf yurt içi değil, yurt dışından gelen misafirlerimiz tarafından da hep onaylanıyordu. Ve böyle bir ödülle çok güzel bir şekilde ispatlanmış oldu. Tabii öncelikle ben ve arkadaşlarım adına tabii bunun da emeği geçen birçok kişi oldu. Ajansımız, reklam ajansımız, tasarım firmamız. Tabii bir şeyleri çekip de ancak, yani ekiple birlikte oluyor açıkçası. Sırf ben yaptım değil, hepimiz yaptık yani bunu. Dediğim gibi karşılıklı biz, nasıl diyeyim, pazarlamada bir şeyleri sürükleyip üretimde de arkadaşlarımızı bunu pekiştirip ödüllerle de taçlandırıp gayet takım, yani hepsini bir araya getirdiğimiz, evet, takım oyunu diyebilirim yani. Teşekkür ederim ben. Albayrak firmasının genç ve başarılı yönetimi bu alanda herhalde bayrak bırakmayacak gibi görülüyor. Dünyada hızla büyüyen ve gelişen firmalardan biri olmak, kaliteli ve eksiksiz verdiğiniz hizmeti daha geniş kitlelere ulaştırmak, nesiller boyu devam etmesini istediğiniz şirketinizin temellerini daha sağlam atmak, faaliyet gösterdiğiniz alanda liderliğe el atmak, mükemmel bir stratejiyle kısa sürede uzun süreli üstünlükler sağlamak ve bütün bunları başarmanın sadece bir telefonla programımıza başvurmak kadar kolay olduğunu biliyor muydunuz? Şu anki durağımız Cacalar İnşaat. İş Dünyası'ndan haberler programında söz merkezde efendim. İş Dünyası'na yeni bir ses getiren, sektörleri aydınlatacak, yeni bir ışık tutan İş Dünyası'ndan Haberler adlı programımız, Nihat Tanrıkulu ve Cengiz Erdem önderliğinde farklı sunumlar, farklı yorumlar, değişik bakış açıları ve sürpriz konuk sunucularla her pazar saat 10-12 arası El Cezire Türk Televizyonu'nda izleyiciyle buluşuyor. İş Dünyası'nı canlandırmak adına atılan bu yeni ve büyük adımı, amacına ulaştırmak doğrultusunda daha çok kitleye hitap edebilmesi adına her pazar Kanal 9'da yayınlanacak olan program, Türkiye'de ve dünyada sizin sesiniz olarak yankı buluyor. Ayrıca internet ortamında bütün gün görüntülerinize yer vererek reklamınızı sanal alemde de layıkıyla yerine getirecek olan geniş bir izleyici kitlesine sahip internet televizyonu NTK TV'de size özel hizmet vermekten onur duyuyoruz.